Normal Okuyan'la Soldan Bakış. Yön Radyo'dasınız. Yönde Gündem programı devam ediyor. Saatlerimiz 9'u 1 dakika geçiyor. Her pazartesi olduğu gibi Kemal Okuyan bugün de bizlerle birlikte, program başında, ortasında duyurduk. Hattımızda değil mi? Sayın Okuyan, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam edelim. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adayında kalmıştık en son. CHP ve MHP bir araya geleceklerdi bizim programın ardından. Siz de öngörülerinizi söylemiştiniz. Aday belli oldu. Çatı aday. Evet. Ekmelettin İhsanoğlu. Tanır mısınız? Bilir misiniz? Yani biliyordum ama tabii bu nasıl buldunuz, aday belirlenmesinden sonra daha fazla üzerinde durmak zorunda kaldık. Evet. Önce ismi ezberledik, yanlış söylemeyelim diye. Bütün Türkiye olduğu gibi. Sonra da bazı detayları anlamaya çalıştık. Yani sadece işte görünen kariyeri değil, onun arka planında neler olabileceğine dair bilgi toplamaya çalıştık ve aşağı yukarı bir şeye ulaşmış olduk. Anladım. Tanıdıkça tabii seversiniz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Siz biraz tanımaya çalıştınız doğal olarak. Sevdiniz mi peki? Evet. Şimdi insanların, yani sonuçta Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu neden bunu söyledi bilmiyorum. Yani insanların hitabeti, duruşu, bakışı, gülüşü, buna dair bir yargıda bulunacaksak belki sevebiliriz yani, ama öte yandan bizi asıl ilgilendiren hayata ve dünyaya bakışı, ideolojisi, Türkiye'ye bakışı, bütün bunlar önemli. Bu açıdan bakıldığı zaman açıkçası gündeme gelen kaygıların, eleştirilerin çok ötesinde bir problem var ortada. Yani şöyle özetlemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP, yani ama teklif Cumhuriyet Halk Partisi'nden gittiği için CHP diyelim. CHP açıkçası hani bizim ikinci cumhuriyet diye tarif ettiğimiz, AKP tarafından kurulmak istenen ve aslında büyük başarısızlığa uğrayan rejime uygun bir aday bulmuş oldu. Bence önemli olan bu. Yoksa Ekmelettin İhsanoğlu'nu insan olarak sevmek sevmemek herhalde Cumhurbaşkanlığı belirlerken, yani Cumhurbaşkanı adayını belirlerken kriterimiz bu olmayacak. Öyle olsa annemizi Cumhurbaşkanı yaparız. Çok onu seviyoruz ya. Peki, herkes annesine aday göstersin. Peki, şimdi ne anlama geliyor? Yani çok yoğun tartışılıyor tabii siyaseten. Evet. İhsanoğlu ismi nereden bulundu diye soruluyor. Kılıçdaroğlu anlatıyor. Yakında Ekmel Bey, karşında evet. Ekmel Bey diye yazıyor. O da kendisini anlatacak. Ne diyorsunuz? Yani Türkiye siyasetinde İhsanoğlu'nun adaylığı ne anlama geliyor? Ve bundan sonrasına ilişkin nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Şimdi bakın, Türkiye'deki muhafazakar birikim, dinselliğin Türkiye siyaseti ve toplumun şekillenmesindeki önemi, bütün bunları kimsenin inkar edecek durumu yok. Ama öte yandan şöyle bir mesele var. Türkiye'de bir aydınlanmacı ya da bir laik birikim de var. Ve zaman zaman siyaset alanında bu iki ideoloji karşı karşıya geliyor. Yani illa karşı karşıya gelmek zorunda değil. Çünkü siyaset alanının dışına çıkarıldığında muhafazakarlık böyle bir karşıtlık ilişkisine girmek zorunda değil. Ama Türkiye'de bir siyasal İslam olgusu var. Ya da şöyle söyleyelim, laiklik diye tanımlanabilir. Tanımlayacağımız işte dinin siyaset alanının dışına çıkartılması ile bağdaşmayacak bir siyasi bakım var. Şimdi bu karşıtlık ilişkisinde hep şu söyleniyor. Laik ya da aydınlanmacı tarafa ya da sol da diyelim. Yani solu tamamen laiklikle özdeşleştirmiyorum tabii ki, ama şu empoze ediliyor. Deniyor ki Türkiye kardeşim çok muhafazakar. Dolayısıyla biz bu karşıtlık ilişkisi içerisinde artık bir şeyi veri kabul edelim. Neyi veri kabul edelim? Türkiye toplumu dinsel ve muhafazakar. Şimdi burada bir hile var. Türkiye toplumunun da ağırlıklı bir muhafazakar yapı olduğu doğru. Ama öte yandan Türkiye toplumu bir siyaset alanının dışına çıkartılması, bu dinselliğin buna alışkın. Ve burada da muazzam bir birikim ve beklenti de var toplumda. Öyle hani ezici bir çoğunluk Türkiye'de dinselliğin siyaset alanına
hukuk alanına girmesini kabullenmiyor ki. Şimdi evet. Dolayısıyla deniyor ki artık buna boyun eğelim. Boyun eğince ne yapacaksınız? O tarafa, yani bu kültüre şirin gözükecek işler yapacaksınız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey ile başlamadı üstelik. Daha öncesinden itibaren bu alanda kimi adımlar atıyor. Yani kabullenici adımlar atıyor. Şimdi böyle baktığımızda Orada CHP'nin işte Deniz Baykal'ın çarşafa herhalde rozet takması ilk akla gelen olay. Tabii yani Kemal öncesinde... Bey gerçekten başlamadı. Evet. Bu süreç. Şimdi benim kastettiğim şu. Bütün bunlar, yani işte Ekmel Bey'in adaylığı da aslında şuna yol açıyor. Bunu kabullenmenin ötesinde hızlandırma ve bu tezi güçlendirme. Yani biz aslında bu tür şeylerle Türkiye'de İslam'ın siyasallaşması ya da siyaset alanının dine açılması konusuna yardımcı oluyoruz. Ekmel Bey bu açıdan inanılmaz derecede isabetli bir şey. Yani o açıdan tehlikeli bir mesele var ortada. Çünkü dinselliğin siyaset alanına taşınması her zaman işte radikal çıkışlarla olmaz. Bir de Kemal Bey'in dediği gibi işte sevilebilecek ya da insanların anlayışla karşılayabileceği figürlerle olabilir. Ama unutmayalım, Gülen cemaati de böyle yerleşti. Ben hatırlıyorum, Gülen cemaatinin bütün bir serüveninde tercih edilebilir bir siyasal İslam şeyi yaratıldı. İşte efendim uzlaşma yanındır, hoşgörü üzerine ve geldik bugünlere. O yüzden ben bu işin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve oy potansiyeli ne olursa olsun, çünkü oy potansiyeli Türkiye'de bir algı yönetimidir. Ben bu açıdan sadece seçim kriterleri, sandık açısından bakıldığı zaman hani Ekmel Bey'in kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama bu değil ki meselesi Türkiye'nin. O zaman Erdoğan'ı ikizini koyun, belki seçilir. Yani böyle bir yaklaşım olur mu? O yüzden ben çok tehlikeli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet, yani Türkiye'nin başka bir alternatifi olmadığı yönünde CHP'nin evet. de bir kabulünün kamuoyuna ilanı olarak yorumlayabiliriz herhalde. Evet Murat Bey, bir de şeyi hatırlatacağım. Şimdi Ekmel Bey'in adaylığına ilişkin gerekçelendirme sırasında da tuhaf şeyler söyleniyor. Yani zikredilen bir takım isimler var. Yani o olabilirdi, olmadı, Ekmel Bey'e teklif götürdük falan diye. Yani bunlar ciddi değil. Yani Türkiye'de tamam, ben Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşamam, eleştiremem, ama Türkiye'de liberal ve muhafazakar düşünceye prim vermeden, ona teslim olmadan bir aday çıkartamayacak bir ülke mi Türkiye sorusuna gerçekten de yanıt vermemiz gerekiyor. Evet, bunu Ayşenur Arslan bu cuma şöyle ifade etti. Ya Yaşar Kemal'le başlamışlar dedi. Yaşar Kemal'den başlayıp evet. buraya nasıl geldiniz diye sordu. Arada Orhan Pamuk'un da ismi geçiyor. Yani bir sürü isim var, evet. Peki ama bunu bir kenara bıraktığımızda, seçim evet. matematiğini dikkate aldığımızda yani o kadar da yanlış diyemem dediniz. Değil mi? Hayır, diyemem. Matematik hesaba kattığınızda sonuçta evet BDP ve BDP oylarının belirleyici olacağı söyleniyor ama tam da öyle değil. Çünkü şöyle 43-43-7-7. Çünkü evet. bir tarafta BDP-AKP 43-7, diğer tarafta Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi pek çok ufak tefek Demokrat Parti gibi partilerin DSP vesaire birleştirdiğinizde orada bir 43-7 var. Evet. Yani evet. %50'ye 50. Doğal olarak evet. hani en azından seçim heyecanı yaşatacak bir tercih olduğu görülüyor. Doğrudur. Yani ben bu açıdan bakıldığı zaman kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani Mansur Yavaş'ta da aynı şey oldu. Evet. Yani yani eleştirilen bir adaydı ve haklıydı o eleştiriler, ama öte yandan da matematiksel olarak güçlü bir aday olduğu belliydi. Şimdi burada da aynı şey olacak. Üstelik de şöyle bir sonucu oldu bence Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı. HDP'nin pazarlık gücünü de arttırdı. Çünkü yani şimdi ilk turda herhalde Selahattin Demirtaş'ı gösterecekler. Ama ondan sonrasında Ekmelettin İhsanoğlu HDP tabanının oy verebileceği bir şey aday. Dolayısıyla Erdoğan açısından çok zorlu bir mesele başlıyor.
Yani ben de tam bu sabah şunu düşündüm. Dedim ki birinci turda ikisi de kazanırsa, yani şöyle ikinci tura kalırlarsa, birinci turda kazanılmazsa, bu arada tabii HDP'nin de belki İhsanoğlu'na reaksiyon gösteren bazı kesimlerin de buluşacağı adres olma ihtimali var. Yani %7'nin üzerinde, belki %10, 12, 13'lere kadar çıkabilir. Hal böyle olursa bu kez başbakan ikinci turda BDP'nin desteğini almak için bir 15 günlük süresi var. Ama o arada evet, yapacağı siyaset kendi tabanından İhsanoğlu'na kaymaya neden de olabilir. Yani çok zorlu bir 15 gün olacak. Hatta belki de bu açmazlar ve bu sıkıntılar nedeniyle mi bilmiyorum, başbakanın aday olmayabileceği söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Başbakanın adaylık konusunda bir geri çekilmesi söz konusu olabilir mi? Ben bunu birkaç haftadır şey yapıyorum. Yani mümkün böyle bir şey. Yani normalde hala tabii ki çok çok büyük oranda Erdoğan aday olacağını söyleyebiliriz. Ama yine de kaybetme olasılığı beliren bir şeye dikkat edecektir ve o riski almayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Erdoğan için bu yıkım olur. Evet. AKP'yi dağıtır. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kaza, yol kazası AKP'yi dağıtacaktır. Bu yüzden de mümkün işte başka dinamiklere de bakacaklardır. Yurt dışı, Türkiye. Ve yine kaybetmiş yani, olmayacak mı? Başka bir adayla çıkar ve kazanamazsa yine Erdoğan kaybetmiş olmayacak mı? Bunu manipüle edebilirler. Yani çok zor biliyorum ama aday yüzünden oldu diyebilirler. Aday yüzünden oldu diyebilirler. Hani Erdoğan olsaydı kazanırdı diyebilirler. Tabii. Anladım. Tabii ki. Peki. Şimdi bu arada Cumhurbaşkanlığı evet, gerekirse yine döneriz. Eğer siz dönmek istediğiniz bir nokta tabii, varsa döneriz. Balyoz da Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu karar doğal olarak aslında hani 4 yıldır devam eden ve çok da basit, hani dijital delillerin güvenilirliği ve iki tane tanığın dinlenmesi konusundaki koskoca yargı sisteminin bunları görmezden gelmesi nedeniyle ancak ve ancak 4 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından düzeltilebildi. Başbakan Erdoğan, hani sizden teşekkür beklemiyorum ama kimin demokrasinin tarafında olduğunu görün diyerek yorumladı bunu. Böyle mi yorumlamak lazım? Yani bu gerçekten çok ilginç. Bu AKP'nin Türkiye siyaset kültürüne hediye ettiği ve galiba yerleşmeye başlayan bu kültür gerçekten çok acımasız. Yani zalimliği, masumluğu ve mağduriyeti aynı anda oynama becerisi. Buna aslında tek sözcükte ikiyüzlülük demek gerekiyor. Ama yerleştirdiler bunu. Ve buna hiç kimse de hadi oradan demediği için ya da asıl muhatapları hadi oradan demediği için tuhaf şeyler oluyor. Şimdi mesela Hanife Avcı da çıktı. Zerre kadar hani çok tamamen karşı tarafta olan bir figür. Ama çıkar çıkmaz yaptığı açıklamayı dinliyor insan. Yani kendisinden çok hükümetin mağduriyetinden söz ediyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortam varken Erdoğan tabii ki bu açıklamayı yapacaktı. Ama gerçek şu ki bu AKP yargısı ve onun önemli siyasi operasyonlarının hepsinin çöktüğünü artık söyleyebiliriz. Buna rağmen ya bakın, yolsuzluklar, Haziran direnişi ve AKP adaletinin çöküşü ya da yargısının çöküşü. Buna rağmen hala Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından söz edebiliyoruz. Bu sanıyorum biz dahil, yani Türkiye solu dahil, bütün Türkiye'deki hani muhalefet demeyeyim ama AKP dışı aktörlerin başarısızlığıdır, siyasi başarısızlığıdır. Böyle bir tablo. Evet. Şimdi affedersiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Balyoz davası, bütün bunlar belli ki işte bu Haziran ayını tamamlayacak ve Cumhurbaşkanı adayını da Temmuz ayından itibaren konuşmaya başlayacağız. Evet. Cumhurbaşkanını da Deniz Baykal'ın bugün bir çıkışı var. Diyor ki siyasete müdahale edecek etkin bir cumhurbaşkanı tercih etmeliydik. Tartışma şu. Deniyor ki İhsanoğlu hani tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak orada durur. Güçlü ve başkanlık hedefiyle yola çıkan Erdoğan'ın mutlaka engellenmesi lazım. Anayasal çizgilerde tanımlanmış
bir cumhurbaşkanlığını kabul edecek bir isim halk tarafından da onaylanacaktır. Ama diğer taraftan yani cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanının sahip olacağı yetkiler tartışılırken diğer taraftan bugün çok dikkat çekici bir haber Hürriyet gazetesinde ben paylaştım. Numan Kurtulmuş şöyle söylüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Hürriyet gazetesinde haber aktarıyorum. Askeri vesayet büyük ölçüde kalktı. Sırada Merkez Bankası, üst kurul ve yargı vesayeti var. Evet. Yani AKP'nin aslında ne diyelim mücadelesi pek çok alanda devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kazanılsa da kazanılmasa da. Ne diyorsunuz? Merkez Bankası bu, bir vesayet kurumu olarak tanımlanmış. Evet. Şimdi bu şeyle birleştirildiğinde hani cemaatle çekişmeyle birleştirildiğinde yani şöyle okuyabiliriz bunu. AKP bu yeni dönemde aslında bittiğini, can çekiştiğini söylediğimiz döneminde kendi ittifak sistemini yenilemeye çalışıyor. Yani çünkü Numan Kurtulmuş'un sözüne ettiği şey biraz da bu AKP içi bloktaki çözülmeyi durdurma ve yeniden yapılandırmayla ilgili. Yani bürokrasinin diğer unsurları da bir yeniden yapılanmayı işaret ediyor. Ben bunun Cumhurbaşkanlığına biçilecek misyonla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim görüşüm şu, daha doğrusu benim görüşüm değil, birçok kişi buna işaret ediyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ın siyasi atakları ya da gündelik siyasete müdahalesinden çok bence bu iktidarın ya da henüz daha kurulma aşamasındayken çatırdayan ikinci cumhuriyetin aygıtını yönetecek Erdoğan. Ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gündelik siyasete herkes odaklanıyor. Ama asıl olarak Erdoğan bir tür tek adam olarak bütün o aparatı kendisine bağlayacak. Ondan sonrası bence ayrıntıdır. Yani gündelik siyasi polemiklerde görmeyebiliriz Erdoğan'ı eğer seçilirse ve daha çok bu kendi bloğunu yani bu cemaatle ayrışma falandan sonraki ortaya çıkacak olan yeni dengeleri yönetme açısından iddialı olacaktır. Burada ben Deniz Baykal'ın değerlendirmelerini de okudum. Deniz Baykal'ın da ben bundan korktuğunu düşünüyorum. Yani satır aralarına baktığım zaman ve hani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine işaret ederken yani güçlü bir başkanlık sistemi oluşturmadan da bazı şeylere müdahale edecek bir Cumhurbaşkanı alternatifi çıkartmak gerekir derken ben özellikle bu benim işaret ettiğim kaygıdan hareket ettiğini düşünüyorum. Evet. Ve kendi açısından haklı olduğunu düşünüyorum Deniz Baykal'ın. Ben de mesela böyle yorumladım. Yani tarafsız koltuğunda oturan temsili bir koltukta oturan Cumhurbaşkanı evet. tercihinin doğru olacağını söylüyor muhalefet. Oysa evet. karşımızda böyle oturulursa önüne gelen her şeyi çevirmeye devam edecek bir iktidar var. Sezer dönemini hatırlayalım. Her Tabii. ne kadar başbakan Sezer dönemine ilişkin hep hani kötü cümleler kursa da ben hep söyledim o dönemin hep canlı yayınlarında Sezer AKP'nin en büyük şanslarından biriydi. Şundan sert manevralar yapmasını engelliyordu, hukuk içerisinde kalmasını sağlıyordu ama bir adım ötesine de geçmiyordu tabii. Yani meşrulaştırıyordu aslında. Evet, böylece AKP bir taraftan devleti tanırken, o yapılar içerisinde hakimiyetini kurarken diğer taraftan da Sezer freniyle de aslında çok erkenden devirebileceği arabayı ayakta tutmayı başardı. Yoksa çok önceden daha birinci senesinde belki 4+4'ü Türkiye gündemine getirecek ya da bilmem neler yapacaktı. Daha kim bilir neler yapacaktı. Tabii ki. Tabii yani ki. Böyle bir cumhurbaşkanı siyasete etkin müdahale etmeyen bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin tercihi olmalı mı? Üzerinde kafa yorulması gerekiyor. Şimdi bu tabii cumhurbaşkanlığı makamı mıdır Türkiye'deki AKP'ye karşı direnci arttıracak başka şey midir? Bu tartışmalı bir konu. Evet. Ama şunu söylemek gerekiyor. Belki sizin söylediğinizden devam ederek. Türkiye'de AKP iktidarını yalnızca ve yalnızca kurallı bir mücadeleyle kurallı mücadeleden
mücadele dışı şeyden, hukuk dışıyı kastetmiyorum. Tabii. Ama siyaset yapmadan bunu becerme şansı yok. Bakın çok uzun bir süre, yalnızca Sezer değil, Türkiye'nin devlet işleyişinin AKP'yi denetleyeceği ya da AKP'yi frenleyeceğine dair bir kanaat vardı. Sezer de bu kanaatin parçasıydı. Yani dediğiniz gibi. Hı. Şimdi böyle bir şey yok. Çünkü nihayetinde Türkiye'de bir siyasi iktidar o devlet işleyişini istediği gibi içini doldurabiliyordu. Burada siyasetin devreye girmesi gerekiyor ve siyaset, karşı taraf eğer radikalse, karşı taraf her gün müdahale ediyorsa ancak radikal çıkışlarla yapılabilir, mücadele edilebilir. Şimdi bu gerçek unutulduğu sürece bence hata yapılır. Örneğin gene bu Cumhurbaşkanı seçiminde de aynı problem var. Yani siz Erdoğan gibi işte yolsuzluk, çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan, başka ideolojik siyasi şeyler geçtim, birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına ona karşı en uygun adayı bulmakla yanıt verirseniz aynı hataya düşmüş olursunuz. Bence baraj şurada örülmeliydi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meşru değildir kardeşim deyip kestirip atmak lazımdı. Şimdi o fırsat kaçtı. Ben bunu sürekli söylüyorum. İster Ekmel diye bir aday çıkartın, ister başka bir şey, hiç fark etmez. Yani Türkiye Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını meşru görmek zorunda bırakılıyor. Niye? Çok basit bir şekilde bu şey yapılabilirdi. Engellenebilirdi. Evet, tabii ki anlatılabilirdi. Peki. Şimdi son 4-5 dakikamız var. TKP'yi evet. Konuşalım mı biraz? Şimdi TKP'yi konuşmayı bence bırakalım peki, diyorsunuz ama en azından şu açıdan konuşalım. Evet. Bilgiler evet. Doğru mu? Ben bunları teyit etmek isterim. Tamam tabii. 13 Temmuz'da iki ayrı kongre yapılacak diye bir bilgi evet. Var. Böyle biraz karıştı. Yani iki ayrı kongre mi olacak? 13 Temmuz tarihi doğru mu? Mesela bunları bir netleştirelim mi? En azından kamuoyunu bilgilendirme noktasında. Şimdi şöyle, Türkiye Komünist Partisi'ndeki görüş ayrılığı ve problem çözülemedi. Ve bir taraflaşma dinamiği yaşanıyor. Evet. Şimdi bunu siyasallaştırma, yani buradaki taraflaşmanın anlaşılır hale gelmesi parti kamuoyu açısından kritikti. Dolayısıyla sağlıklı bir tek kongre yapılamayacağı herhalde ortaya çıktı ki böyle bir yola girildi. Bu yol bir çözüm müdür? Şunu sağlamak açısından bir şeydir. Kimin ne dediği, çünkü eninde sonunda siyasi raporlar tartışılacaktır. Yani bir meselenin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Ondan sonra bakılacak. Yani bu süreç muhtemelen 13 Temmuz'da bitmeyecek. Ama 13 Temmuz'da en azından bir fotoğraf ortaya çıkacak. Tabii çok uzayacağını da zannetmiyorum. Yani Türkiye'de siyaset akıyor ve Türkiye Komünist Partisi'deki insanlar işte hangi şeyde olursa olsunlar, şu problemde, krizde hangi tarafta durursa dursunlar, öncelikli olarak Türkiye'deki siyasal görevlere odaklanmayı tercih edecek insanlardır. O yüzden böyle aylara varacak bir krizin olmayacağını düşünüyorum. Ve bir biçimde hani bu yaz döneminde bu işin öyle ya da böyle biteceğini düşünüyorum. Ama sizin sorduğunuz soru açısından evet, 13 Temmuz'da birbirinden farklı, birbirinden ayrı belgelerle iki toplantı yapılacak. Yani kongre süreci iki parçalı olarak gerçekleşecek diyelim ki. Evet. Böylece herhalde siyaset tarihine de geçeceksiniz. Yok, var daha önce başka ülkelerde ama yani çok da şey bir formül olmadı. Türkiye'de ben pek hani okumadım duymadım diyeyim ama. Böyle... Türkiye'de yok. Yok, hayır, değil mi? Türkiye'de yok. Peki. Türkiye'de kaçırılan kongreler var. Şey yapılan kongreler var ama böyle bir örnek yok. Tamam, Türkiye Komünist Partisi zaten aykırı işler yapan bir parti. İlklerin partisi güzel oldu. Öyle oldu. Evet. Peki. Şeyi de söyleyeyim. Operasyon var. Şimdi şöyle, 11 polis gözaltına evet. alınıyor. Doğal olarak hani iktidar cemaat ilişkisine son olarak değinelim istiyorum. Hı-hı. Başbakan inlerine girmeye başladık. Daha gireceğimiz inleri var dedi. Doğal evet. olarak bu 11 polisin gözaltına alındıktan sonra tutuklanması ve ardından da tam Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hani paralel yapı darbe girişimi cümlelerinin çok sık kullanılacağı yeni operasyonlar evet. bekliyorduk. Ama olamıyor. Yani evet. olamıyor mu? Olmuyor mu? Ne oluyor?
Ya şimdi burada hem stratejik hem taktik problemleri var AKP'nin. Stratejik problem bana göre şu. Cemaat, yani karşısına aldığı şeyin gücünü en iyi bilenlerden birisi Erdoğan. Şimdi bazen hamleler, sert hamleler Erdoğan tarzına uygun ama karşı tarafın eğer manevra alanı bırakmazsanız can acıtır. Şimdi dolayısıyla stratejik olarak ben ürktüklerini ve hani çok sıkıştırmaya gelmeyeceğini, bunun yerine bir baskılama yöntemi tercih ettiklerini düşünüyorum. Öbür türlüsünde, çünkü hiç kimse daha kendi şeyini oynamadı. Üstelik de yani içeride olan bir unsur. Evet. Yani bir dış faktör değil cemaat AKP iktidarı için. Bir iç faktör. Şimdi bu kadar AKP'yi iyi tanıyan, her tarafa yerleşmiş, şimdi yargıdaki rakamlara ulaşıyoruz. Söylenen rakamlar temizle temizle bitmez. Yani dolayısıyla bir stratejik hesap var. Taktik olarak, yani taktik bir sorun da var. Biz bunu tahmin ediyorduk ama bunun olduğunu da öğrendik. Ciddi bir biçimde bilgi kirliliği. Bu bilgi kirliliğin 3 kaynağı var. AKP içi rekabette insanların birbirine cemaatçi diye ihbar etmesi. Cemaatin yanlış kişileri cemaatçi diye hedef göstererek bir karşı istihbarat çalışması yapması. Ortada bir şey var. Kaos var. Kim cemaatçi? Kim cemaatçi kaosu var ve dolayısıyla bunun getirdiği bir iç güvensizlik var AKP'de. Yani AKP'de bürokraside kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü kişisel rekabet, başka rekabet, başka cemaatler arası rekabetten dolayı muazzam bir bilgi kirliliği yaratılmış durumda. Bu çok ağır bir problem. Evet. Sayın Okuyan, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bütün Gönül Radyo dinleyicilerine iyi haftalar. Saygılar sunuyoruz. Çok sağ olun. Evet. Saatte